akşamlar diliyorum. Geçen hafta gerçekleştirmiş olduğunuz Ortaca, İlçe, Sinik Yönetim Kurulu hepimize hayırlı olsun. Hepiniz hayırlı olsun. Memleketimiz hayırlı olsun diyoruz. Hepinizin nefesine Sayın Başkanım Allah hayırlı olsun diyoruz. Sebatımız geçen dönemde bize kapıları da kaçak da yardımcı oldu. Ve yeni dönemimizde de İlçe Başkanı olarak yanımızda olacak. Sağ olsun, var olsun, Allah razı olsun. Zorla da soruları kabul ettiğimiz Sayın Başkanım. Kırmak bizi kabul ettiğimiz. Ortaca bizim için çok önemli. Bunun ilçemizin içerisinde tek Milliyetçi Hareket Partisi'nin belediyemizin olduğu. Başarılarla dolu bir belediye başkanımız var, sağ olsun, Allah razı olsun. Daha önce görev yapan Sayın Kaan Çakır Başkanım, Bekir Türköz Başkanım, onlara da Allah bir kere razı olsun. Onların da hakkı, hukuk, etmeyi çok, Ortaca için çok mücadele ettiler. Ama bu bir bayrak yarıştı tabii ki. Kaan Başkanım zaten kendi işlerinden dolayı, Bekir Başkanım sağlık sorunlarından dolayı. Bugün daha genç, dinamik bir kadroya ve ilçe başkanımıza bayrağı teslim ettiler. Sizlere teslim ettiler. Rabbim sizleri de mahcup etmesin inşallah. Kısa bir süre sonra zaten önümüzdeki ay itibariyle bir kongre sürecimiz var. Hemen ardından önümüzde yerel seçimler, çalışmalar, hazırlıkları başlayacak. Burayı biz kale olarak addediyoruz Ortaca'yı, Muğla'da. İnşallah 2024 Mart seçimlerinden sonra en az 3-4 ilçemizde daha Milliyetçi Hareket Partisi'nin güçlerini dalgalandıracağımız belediyeleri kazanmak olacak. Onun mücadelesini, tüm mesaimizi inanın ki şu andan itibaren biz ona harcıyoruz. Böyle değişikliği yaptığımız 13 ilçemizde 5 ilçemiz şu anda değişimini tamamlandı. Bunlardan bir tanesi Ortaca. Geçen hafta içerisinde Marmaris'in böyle bir değişimi. Önümüzdeki hafta içinde Salı günü inşallah Menteşe ilçe başkanlarımızla ardından Köyceğiz ve Dalaman'da da aynı değişimlerimiz yapacağız. Bu arkasından zaten Eylül'ün ortası itibariyle kongrelerimizi inşallah başlayıp bitirmiş olacağız. Tabii ki siyasette seçim bitmiyor. Genel seçimden çıktık arkasından ilin genel merkez kongremiz olmak üzere gün seçim. Arkasından yerel yönetimlerin seçimleri olacak. Bu bir maraton. Maratonda da Sayın Genel Başkanımız Doktor Devlet Bahçeli Muğla'daki il başkanları da bize, biz de sizlerle bu yetkiyi paylaşarak, görevi paylaşarak da daha başarılı bir yere getirmek için, çıtayı yere yükseltmek için hep beraber mücadele edeceğiz. Hepiniz sorumluluğunuzun farkındasınız. Çok güzel bir misyon, çok güzel bir, çok asil ve şerefli bir görev. Allah'ın izniyle hep beraber büyük bir aile olarak da biz bu misyonu paylaşacağız ve daha güzel, başarılı işleri imza edeceğiz. Bu ezanlar şahit olsun ki diyelim. Tabii ki Ortaca'daki bu atamamızı verdiler. Bunu da ilçe başkanımız için bir de ilki gerçekleştirdik. Daha önce de Ortaca'da bir bayan ilçe başkanımız vardı. Aynı başkanım sağ olsun. Onu da emeklerine sağlık. Nebahat Hanım bizim şu andaki 13 ilçemiz arasında tek kadın ilçe başkanımız. Bu da Milliyetçi Hareket Partisi kadına verdiği değerin en büyük sanırım büyük sergilerinin öncesidir. Sayın Genel Başkanımız olsun, Teşkilat Konusu'nun Genel Başkanımız olsun. Bir bayanı görevlendirmemizden fevkalade mutlu olduk. Çok çok da selamlarını Sayın Başkanım sizin de sizin için. Mehmet Yılmaz. Tabii kayakalımızın da burada bayan olması. İş evliyet müdürümüzün de bayan olması. Sırf Ortaca ayrı bir hava katıyor. Ayrı bir enerji katıyor. İnşallah ben her zaman söylediğim şey var. Bayanların siyasette ön planda olmasını arzu eder. İlgi başkanlara. Kadın kolları ilgi başkanımızla da konuyu istişare ederiz. Kadınların daha başarılı olacağını düşünüyoruz. Kadınların olduğu yerde temizlik vardır, dürüstlük vardır, çalışkanlık vardır. Biz erkekler de biraz kendimizi onlara göre düzelteyiz diye yapıldıklarını düşünüyoruz. İnşallah daha başarılı projeler olacak diye düşünüyoruz. Dediğim gibi biz artık kocaman bir aileyiz. Hep öyle olmuştur. 54 yıllık bir partinin mensupları. Muğla'da da orta yıllar tekstilde bu ailenin parçaları olmuş. Tekrar hepinize hayırlı olsun diyoruz. Bizler sizin kardeşiniz olarak da Muğla'dayız. Telefon ucunda olacağız 24 saat. Bizden üstün düşen ne varsa, ne emriniz varsa telefon ucunda. Hepimizin yolu, davası, amacı, gayesi bir. Memleketimizi bir adım ileri götürecek ne mutlu bizedir. Bu her manada. Üstüne düşen ne varsa hep beraber hareket edeceğiz. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Bu görevi kabul ettiğiniz için, bu taşın altına elinizi soktuğunuz için. Hepinize şimdiden Allah bir kere razı olsun. Hepimizin bu partiye renk katacağını, Ortaca'ya renk katacağını, güç kuvvet vereceğine eminim. Allah razı olsun. Öncelikle ben teşekkür ederek başlamak istiyorum. İl Başkanımız Oğuz Akar Fırat Bey'e, İl Başkan Yardımcılarımıza, İl Yöneticilerimize, İl Kaçak Başkanımız Esen Hanım'a, kendi Ortaca ilçe yönetimime, siz değerli basın mensubu arkadaşlarıma teşekkür ediyorum katıldığınız için. Saygımı ve sevgiyle selamlıyorum. Bizleri bu göreve layık gören, başta Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanımız Bilge
ilgili liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Bey'e çok teşekkür ediyorum. Ben 2014 yılında İstanbul Esenyurt'ta PKK'lar tarafından kalbine tek kurşun isabet eden şehit bir gazetecinin kızıyım. Bu uğurda binlerce şehit vermiş bir davanın mensubu olmaktan gurur duyuyorum. Bu göreve layık gördüğünüz için çok teşekkür ederim. Beraber yol yürüyeceğim değerli arkadaşlarım, dava arkadaşlarımla birlikte hızlıca bir start verip girmedik, yıkılmadık el bırakmayacağız. Bunun için ant içtik. Bayrağı en iyi taşıyacağımıza söz verdik birbirimize. Herkese teşekkür ediyorum tekrar. Çok teşekkür ederim katıldığınız için de. 28. dönem milletvekili adayımız Neslihan Hanım'a da çok teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık.